Şimdi eğlence tabii ki açık beyinde adet olduğu üzere bir kökenine bakalım. Eğlenmek durmak demek aslında. Eskiden derler, eğlenme devam et falan diye. Bir durup ara vermek işte tatil etmek falan anlamlarına gelen bir şey. Fakat e, biz tabii bunu biraz... İngilizce'deki entertainment gibi İngilizce ve Batı topluluklarında kullanıldığı şekliyle hayata adapte etmeyi seven bir topluma dönüşüyoruz. Entertainment ya da bugünkü anlamıyla eğlence mümkün mertebe hayatı sabahlar olmasın lay lay long modunda geçirme amacına dönüşmüş durumda. Bizim eğlenceye, bizim oyuna, bizim rutine aralık vermeye falan çok ihtiyacımız var. Bir kere beynimiz multitasking bir yapı olmadığı için bir işe uzun süre konsantre olduğunda hakikaten sabrı, pili, her şeyi tükeniyor. Ve en azından odak değiştirerek onu çeşitli vasıtalarla dinlendirmemiz lazım. Eğlence aslında buradan gelen bir ihtiyaç. Zihinsel performansımızın, bedensel performansımızın kalıcı olarak hasar görmemesi için arada işte vermemiz gereken bir besin gibi düşünelim. Şimdi eğlencenin bugün yani günümüzde araçları çok fazla. Bir kere birçok eğlence bizi bugün pasif tüketici durumuna düşürüyor. Bir gece kulübüne de gitseniz, Netflix'te bir film de izleseniz siz karşıda kurgulanmış bir şeyin alıcısı haline geliyorsunuz. Ve bunların çoğu da sizi günlük yaşam sorunlarından koparıp geçici bir süre zihninizi boşa almak üzere programlanmış. Hatta birkaç gün önce yine muhteşem bir, bir Türk dizisi izleme fırsatım oldu. İsim vermeyeyim. Muhteşem derken burada gerçekten başka bir kelime kullanırsam sorun çıkar yasal olarak diye kullanmıyorum. Bu kadar uzun gereksiz sahnelerle dolu, bu kadar artık bayatlamış konuların 2-3 sezon boyunca çekilebildiği dizilerin izleyeni varsa hakikaten hayatımız kötü yöne gidiyor demektir. Çünkü o kadar uzun süre size hiçbir şey vermeyen bir şeyi sırf kafayı boşaltmak adına izliyorsanız kafanın doluş boşalış vanası pek kontrolü sizde değil gibi gözüküyor ve günlük hayatta aslında bir problem var gibi gözüküyor eğlence biçimimize baktığımızda. Mesela daha evvel müziğin ne kadar yüksek bir insani yetenek olduğunu konuşmuştuk. Günümüzde müzik çoğu zaman vakti düşünmeden geçirme ve bizi belli zihinsel trans durumlarına sokmak için bir altyapı olarak kullanıyoruz bunu çoğu zaman. Yeter ki o an acımızı, derdimizi, işte kredi kartımızı, enflasyonu bir şeyi düşünmeyelim ya da evdeki ilişkisel sorunlarımıza kafaya takmayalım. Ee, tırnak içinde hoşça vakit geçirelim ama bu tip çözümler için alkol ve uyuşturucu zaten yüzlerce yıldır kullanılan bir çözüm aracı ama bunların hepsinin ortak noktası aynıdır. Geçici bir süre sarhoşluk ve boşluk hissi oluşturur ama bitiminden sonra ana sorunların geri dönüşü her zaman çok daha şiddetli olur. Bunun da çaresi sürekli olarak dozajı arttırıp o eğlencenin içerisinde kaybolma isteğiyle yaşamaya devam etmektir. O yüzden alkolizm, o yüzden uyuşturucu bağımlılığı, o yüzden eğlence bağımlılığı dediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. Şimdi insanın bu ihtiyacını yani eğlencenin fabrika ayarları diyebileceğimiz bir şekilde nasıl karşılayabileceğimizi bilmiyorsak, okullarda öğretilmiyorsa, ailevi kültürden görmediğimizde Etrafımızdaki kalabalık ne yapıyorsa biz de onu yapma ihtiyacı hissediyoruz ama. Daha önce Açık Beyin kanalında defaatle hatırlayacak bizim çılgın Açık Beyinciler, takipçiler bahsettiğimiz bir haz kategorizasyonu vardı. Bir yüksek hazlarımız vardı, bir düşük hazlarımız vardı. Bedenin ihtiyaçlarını gidermemize yönelik olarak bize haz veren şeyler bedenimize ait daha düşük diğer hayvanlarla paylaştığımız düzeyde hazlardı. Yeme, içme, cinsellik işte yine bu Acıdan kurtulma ki uyuşturulmada bunun bir parçası bu tip hazlar bedenimize ait ve bunlar insanı çok kolay cezbediyor çok kolay çekiyor acınız varsa bir ağrı kesici dünyanın en güzel nimeti olabiliyor size tat ve lezzet veren bir şeyler işte şeker falan matlı gibi şeyler bunların hepsine bayılıyoruz ee, yine neşemizi ve sosyal işlerimizi arttırıyor gibi gözüken mesela alkol benzeri kimyasal maddeler. Bunlar da bizim çok hoşumuza gidiyor çoğu zaman. Ama bütün bunların ortak bir özelliği var. Bir kere dizgini bunların eline verdiğimizde normal hayatın hazları bize yetmediği zaman buraya daha fazla yöneliyoruz ve adına bağımlılık dediğimiz bir potansiyel ortaya çıkıyor. Bizde yüksek hazlarımız var. Hayvanlarda rastlamadığımız hazlar. İşte bir müzikal eseri dinleyerek gözyaşı dökebilmek ya da onun sanatsal derinliğini takdir edebilmek, bir müzede bir işte resme saatlerce dalıp gidebilmek felsefi bir sorunun çözümü için bazen günlerce bazen aylarca kafa yorup bundan müthiş bir haz alabilmek, manevi bir takım aşamalar kaydedip oradaki değişik hissiyatları deneyimleyerek dünyadan soyutlanmak, bunlar diğer hayvanlarda pek göremediğimiz, bizim yüksek gelişmiş beyin özelliklerimizle alakalı farklı haz kategorileri. Yani felsefi haz, bilimsel haz, düşünsel haz, estetik haz, manevi haz ne dersek diyelim bunlara. Bir de bunlar var. Fakat bunlar diğerlerine göre biraz daha zor, çaba istiyor. Öbürlerini parayı bastırıp çoğu zaman alabiliyorsun bedensel hazları ama diğeri parayı bastırınca olmuyor. Parayı bastırınca Rembrandt'tan anlayamıyorsun yani. Onun için Rembrandt çalışman lazım. E şimdi böyle çaba isteyince de o çabaya çok insan teşne olmuyor malum. Öbür tarafa çok daha kolay gidiyoruz. Fakat yüksek hazların şöyle bir tarafı var. Bir adı üstünde yüksek hazlar meftun olanı yükseltiyor. Böyle bir tarafı var. Sizi alıp bir yerden bir yere koyuyor. Artı bağımlılık yaratmıyor. Bağlılık yaratıyor. Hem hayata hem o değere bağlılık yaratıyor. Ve bu bağlılık sadece onun tüketicisi olarak kalmanıza izin vermiyor. Sizi yaratan bir insana dönüştürüyor. Yani yüksek hazlar size yarattırıyor. Şimdi eğlence var, eğlence var. Bir bakalım. Yani eğlence yer bedensel haz moduna indirgeyip bütün gün laylaylom yaparsak gerçekten Hani yeterince paramız ve imkanımız varsa sabahlar olmasın abi. O disko senin bu bilmem işte gece kulübelim gezelim. Yiyelim içelim. Dünyanın en güzel kebaplarını götürelim. Ama ne olacak? Ya kalp damarın tıkanacak. Ya sonunda gelecek eşin seni terk edecek. Ya çocuğun arıza yapmaya devam edip başına bela olacak. Bunların hiçbirine çözüm olmuyor. Fakat hani bu ressamların, felsefecilerin hayatları çok mu düzgün? Hayır. Ama orada kaldığınızda yüksek hazlar bölümünde gezindiğinizde dünyanın dertlerine dair çok daha farklı içgörüler elde edebiliyorsunuz. Mesela gerçek sanatçıların, gerçek manevi yolculuk yolcularının, gerçek bilim insanlarının, gerçek düşün insanlarının anlayış düzeyleri hep ortalamanın üzerindedir. Empati düzeyleri ortalamanın üzerindedir. Bu hayatla olan çatışmayı yönetme açısından bulunmaz bir beceridir mesela. Buna bilgelik diyebiliriz genel olarak. Yüksek hazlar bilgeliğe doğru götürür insanı. Çünkü o hazın artışı sizin bilgeleşme düzeyinizle alakalıdır. Fakat dediğim gibi çok çaba istediği için, bir kültür gerektirdiği için, kendi kendine keşfetmesi biraz muhal bir konu olduğu için, zor bir konu olduğu için çoğumuzun teşne olduğu bir mesele değildir. Şimdi e, gençleri görüp de bunlar sürekli bilgisayar oyunu oynuyor, geziyor, tozuyor, herkes sigara içiyor falan demek kolay. Biz o gençlere acaba nasıl bir kültür ortamı sağladık? Mesela Türkiye'nin başkentinde kaç tane dişe dokunur sanat müzesi var, nerede güzel konserler dinleyebiliyorlar. Hangi ortamlarda oturup sanatçılarla sohbet muhabbet edebilme şansı yakalıyorlar. Biraz bunu sorgularsak o kötü alışkanlık dediğimiz, o boş eğlence dediğimiz işlerin niye bu kadar yaygın olduğunu anlayabiliriz. Türkiye'de herkes biliyor ki TRT olmasa, özellikle TRT 2 olmasa bugün Türkiye'de ne türkü vardı, ne batı müziği vardı, ne resim vardı, ne heykel vardı? Hiçbiri kalmamıştı. Çünkü hepsi kapitalizmin ana akım eğlencelerine kurban olacaktı. Devletin bir işi varsa işte böyle değerleri korumak, kültürel değerlere ısrarla destek vermektir. Zira insanın hayvani tarafının istekleri çok gürültülüdür, ona kulak tıkamak zordur. Yüksek hazlar çaba ve emek istediğinden oraya yönelmek de çok zordur. Bu konuyu bir şiirle tamamlamak isterim. <laughs> Mehmet Akif Ersoy'dan. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? İnan onu en çolpa herifler de becerir. Yeter ki sen gösteri ver. işte şudur kubbe diye iki ırgatla iner şimdi Süleymani'ye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan. Dolayısıyla bu düzeyi sonunda Sinan geçtiği için ezberlesen de yıkıcı olan hazların ne kadar çekici olduğunu ve yapıcı olan hazların ne kadar zorlu bir yolculuk olduğunu bize çok güzel anlatan da bir tarafı var. Vallahi el alem ne yapıyorsa yapsın bir tane hayat yaşıyoruz. Benim kişisel olarak hepimize önce kendime sonra herkese tavsiyem. Tamam yiyelim içelim kebap güzel künefe hoş. Sosyallik harika hoplamak zıplamak çok güzel. Ama arada bir de yani bir, bir böyle bir estetik karşısında bir ruhumuz titresin, bir ezgide gözümüz yaşarsın. Ne bileyim bir şeyde böyle derin düşüncelere dalalım, bir felsefi meseleyi kafaya takıp iki gece uykusuz kalalım. Bunun hazını yaşayan bir insanı hiçbir bağımlılık kendine bağlayamaz. Bağımsızlık isteyen ruhumuzun kurtuluşu yüksek hazlarda. Dolayısıyla eğleneceksek oralarda gezelim.